Bosna Hersek'ten çıkıp Karadağ sınır kapısından giriş yapıyoruz. Küçücük bir ülke. Nüfusa bakarsak da nüfusu da az aslında. Yani toplamda 700 bin civarı nüfusu var Karadağ'da. Hani şu soruyu da sorabilirsiniz, şehirler var mı? Hepsi tek şehirde mi yaşıyor? Tabii ki değil. Yani birçok şehir var. Ki başkenti de Podgorica. Podgorica eski ismidir. Yugoslavya döneminde Titograd olarak karşımıza geçiyor. Yani Tito'nun şehri. Sonra işte daha önce Yugoslavya Tito'yu beğenmeyip ne yapıyorlar? Podgorica ismine dönüşü yaparlar. Ve bugün Podgorica olarak. Zaten nüfusun %23-%24'da aşağı yukarı nerede yaşıyor? Başkenti. Bir ifadeyle 174 bin aşağı yukarı. Bu topraklarda prenslikten önce Arnavutlar yaşıyordu. Arnavutlar daha geniş bölgelerde yaşıyorlardı. Bu da örneklerden biridir. Tabii ki İslamlaşma makalına Arnavutlar ne yapıyor? Buradan çekiliyor. Nereye? Bugünkü Arnavutlar. Geldik. Şimdi merkezde doğru yürüyoruz. Yukarıda Kotor'un kalesini görüyorsunuz. Surları yukarı doğru yükseliyor. Tepede de kalesi var. Karadağ'ın sadece geliri turizm. Bu da genelde Kotor ve Budva'da gerçekleşiyor turizme. Gelirinin çoğunu buradan elde ediyor. Üretim yapan bir ülke değil. Para birimi euro. Euro kullanıyor. Ama Avrupa Birliği'nde de değil. Sonra geldik. Burada pizza yiyeceğiz ve midye yiyeceğiz. Pizza fiyatları genelde 8 euro civarında. Başka yiyebileceğiniz şeyler de var. Ama biz bir de midye yiyeceğiz. Midyesi de güzel. Değil mi?
fiyatı 11 euroydu. Ya 11 Şimdi pizzaları bekliyoruz. Pizza da söyledik. İçinde herhalde bir 50'ye yakın var. Hadi al. Evet, pizzamız da geldi. Pizzalarda 8-8,5 euro arası değişiyor. İnce hamur. Bakalım İtalya'daki kadar başarılı mı? Sırtı seviyorsunuz. İnce hamurmuş. Bakalım. Biz akşamları da genelde... Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.